Şimdi sizinle beraber ıspanak yemeği yapacağız. Et suyuyla pişireceğim. Ama siz et suyunuz yoksa kıymayla da pişirebilirsiniz. Şimdi tencerenin dibine birazcık sızma zeytinyağı ve tereyağıyla karıştıracağım ki lezzetler ikisi bir arada buluşsunlar diye. Burada soğan ve sarımsak çektim. Bu el blenderları iple çekilenler çok pratik. Hiç öbür ceyranlıyı çıkarmaya gerek yok. Ve soğan ve sarımsağı ben birazcık kavuracağım. Bunun üzerine kendi yaptığım domates sosumdan koyuyorum. Yani şu kadarcık domates salçası koyabilirsiniz. Ispanaklarımı güzelce yıkamıştım. Tabii bu aşamada kıymanız varsa salçadan önce kavurmalıydınız. Benim kıymam yok. Ben kıymasız yapıyorum. Ve de et suyu koyacağım. Yani fark eden bir şey yok. Ha et suyu ha kıyma. Ispanak kendi özünde tuzlu olduğu için tuzu kaldırmaz. Lütfen çok çok dikkatli koyun tuzunu. Ispanağın üzerine birazcık ya pirinç ya bulgur koyacaksınız. Ama benim tercihim bulgurdan yana. Şu kadarcık bir bulgur koyuyorum pilavlık. Ortasına da kendi yaptığım et suyumdan koyuyorum. Başka da su koymayacağım zaten buna. Birazcık da tuz koyacağım. Tuzunu sonra tekrar bakarız. Sonra bunun ağzını şimdi tencere kapağımla kapatacağım. Bakın ne kadar azaldı. Kapağımı kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Yemeğimiz pişti. Bakın koyduğum et suyu ve domatesin sosuyla bu şekilde. Hoşça kalın, görüşmek üzere.